zor bir süreçti. Covid-19 rahatsızlığı nedeniyle dünya zor bir süreçten geçerken, özellikle eğitim kurumları dururken ve fırsat eşitliğinin olmamasına rağmen zor imkanlar, zor koşullar altında siz elinizden gelenin en iyisini yaptınız. Ve en iyisini yaparken de becerileri yapabilirsiniz. Sizin rakipleriniz, kolejlerde okulan öğrencilerdi. Sizin rakipleriniz, okuldan itibaren eğitim yapabilirsiniz. Dersler okulan öğrenciler, tazı dershanelerde özel kurslarında yetişen öğrencilerdi. Sizin rakipleriniz, belki siz mezun olan öğrencilerdi. Ama bu felsiz öğrencilerine rağmen, bu gördük tazı dershanelerde özel kurslarında hazırlanan öğrencilere rağmen, bu özel kolejlerde yetişen öğrencilere rağmen ve fırsat eşitliği ilgisi olmamasına rağmen. Özel yüksek kurabilim özel yönetim kursu olarak çok ciddi başarılar elde ettik. 6 tıp 6 diş hekimliğine yerleşecek olan öğrencimiz var. Tam bu öğrencilerimizin dışında mimarlık, mühendislik, eczacılık kodasına, hemşirelik kodasına, öğretmenlik kodasına giden öğrencilerimiz oldu. Hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Tabii başarı tamamen bütün yüksek olanın başarısıdır. Ailelerin başarısıdır. Öğrencilerimizin üst disiplinli çalışmalarının başarısıdır. Bizim dışımızda doğru cevapta, bizim dışımızda kanıt özel öğretim kursunda, bizim dışımızda yüksek hedef özel öğretim kursunda başarıyı yakalayan, yüksek oya ileride yararlı olabilecek olan ve üniversiteyi kazanan, kazanmayı hak eden bütün öğrencilerimizi ben can gönülden tebrik ediyorum. Bu sene YKS sınavında 8800. oldum ve Hakkari il birincisi seçildim. Tıp sıralamasını girdim ve tıp seçeceğim bu senede. Bu yolda ailem gerek öğretmenlerim birçok emek sarf etti, birçok yardımları dokundu. Ve bu yolda beni en iyi şekilde hazırladılar. Onlara çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sınava sonradan gelecek öğrenciler için Yüksekova'da olması çok çok daha iyi, çok çok daha rahat. Yani bir öğrencinin bana gitmesiyle, başka bir yere gitmesiyle o sıkıntıyı yaşaması çok farklı. Yüksekova'da olması, arkadaşlarımızın, gazetecilerimizin Yüksekova'ya taşıması, bunu Yüksekova sınavının Yüksekova'da olması çok çok daha iyi oldu, çok çok daha rahat oldu bizimler için. Bizden sonraki öğrencilerin de daha rahat bir şekilde sınava girip, bu sene daha iyi çalışıp, bu pandemi sürecinde bizler çok zorluklar gördük. Eğitim görmedik, birçok sene eğitim görmedik. Onlar da tabii görmedi, fakat ilerleyen süreçlerde okullar açılacaktır. Onlar da çalışacaktır ve en iyi şekilde hazırlanacaktır. Gerek eğitim okul olsun, gerekse özel öğretim kurslarında iyi eğitimler görüp, Yüksekova'da girilen sınav için rahat bir şekilde evinde girmiş gibi dediğimiz tabirle rahat bir şekilde sınavlara girecektir. Onlara başarılar diliyorum. Bu yıl Yüksekova'da 16.000 dereceye girdim. Tıp istiyorum. Bu yolda öğretmenlerim bana çok destek oldu. Benim için çok büyük emekler sarf ettiler. Onlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Yüksekova gibi olumsuz koşullara rağmen bile bu başarıyı yaptığım için de ayrıca gururluyum. Çok şükür yapabildim. Öğretmenlerimin desteğiyle, ailemin desteğiyle bir yerlere gelebildim. İnşallah gelecek yılda diğer öğrenci arkadaşlarımız daha güzel başarılar elde eder. Çok çok güzel etkiledi çünkü ben 2 yıldır Sivan'da sınava giriyordum ve yani sıfır uykuyla sınava giriyordum. Yani her 2 günde sıfır uykuyla sınava girmek tabii ki insan çok kötü etkiliyor. O yüzden burada olması hepimiz için çok güzel bir avantaj oldu. Yani inşallah diğer yıllarda da sıkıntı çekinmeden burada gerçekleşir sınav. Gençler, siz azminize, siz iradenize, iradenize güvendiniz. Tabii öz disiplinin baş temelidir. Öz disiplinin çalışmamız. Bunu gördük. Yanımızda özelliği olan bir aile vardı. Bunları da gördük. Her daimin yaşa, başarılarınızın daimi olması dileğiyle, kalemin ve mürekkebin gücüne güvenerek, kariyerler elde etmeniz dileğiyle, tekrardan size tebrik ediyorum. Bu başarı öncelikle düzenli bir çalışmaya bağlı.
kesinlikle düzenli çalışırsanız sonuca ulaşıyorsunuz. Potansiyelinizin farkında olmamışsınız. Potansiyelinin farkında olmak insanın nereye kazandıracağını belirtebiliyor. Çünkü önceden ne yapabileceğimizi kestiremiyorduk. Ama daha sonra başardıkça, daha fazla çalıştıkça, bazı sınavlarda daha başarıyı yakalayınca potansiyelimizi keşfettik ve daha fazla çalıştık. Başarı sadece bizim değil, kurumun, ailenin, okulumuzun, bu kursumuzun elbette farklı katkıları var. İnsanın evden kalkıp sınava gitmesi ayrı, başka bir şehre o yolculuğun verdiği yorgunlukla sınava girmesi farklı.